Adana'da üç kişi silahlı saldırıya uğradı. Biraz önce e, Türkiye en sinirli dünyada ikinci ülke olmuştu. İşte bir örnek. E, silahlı saldırı, üç kişi öldü. Bir tuzağa düştüler aslında. Barışalım tuzağına. Yaralı üç kişiden birinin durumu ağır. Barışmak için gittiler. Kurşunların hedefi oldular. Olay Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu mahallesinde yaşandı. Bayram O, Adem O ve Murat Ç aralarında husumet bulunan kişilerle barışmak için anlaştıkları sokağa geldi. Üç kişi burada kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Üçü de yaralandı. Saldırgan ara sokaklara kaçarak izni kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Polis de bölgede güvenlik önlemi aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Çey'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerindeki incelemesini tamamlayan polis silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Efendim arkadaşlarımız ellerini bol tutmuşlar 833 lira yaklaşık 1000 lira bir yılbaşı gecesinin maliyeti bilmiyoruz bana öyle geldi biraz daha iyimserlik yeni yıl canımızı sıkmayalım mutlu olalım 1000 liraya 4 kişilik bir aile için yılbaşı sofrası tarifesi çoğu evde yapılacak tabi. Gelelim sıradaki habere. Boğaziçi Üniversitesi'nde gösteri yürüyüşü yaptılar diye e, yargılandı 12 kişi. Hatta bir başka konu LGBTİ flaması açtılar diye de yargılandılar şeklinde algılanıyor bu dava. Hepsi 12 sanık için beraat kararı verildi. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bazı sanık avukatları yer aldılar. Sanıklarsa duruşmaya katılmadılar. Mahkemede söz alan avukatlar müvekkillerinin suçsuz olduğunu söyleyerek ayrı ayrı beraat kararı talep etti. Mahkeme 12 sanık hakkında üzerlerine atılan suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör Suçları Bürosu'nce hazırlanan iddianamede 12 şüphelinin yani sanıkların hepsi herhalde haberde bu ayrıntı yok özür dilerim ama ben öyle algıladım. 12 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Profesör Doktor Melih Bulu'yu protesto etmek amacıyla LGBTİ filemaları açıp toplu şekilde yürüdükleri belirtiliyordu. Şüphelilerin kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama suçundan altışar aydan üçer yıla kadar hapisleri isteniyordu. Evet sanıkların hepsi beraat etti.